gelirler mi yarın öbür gün? Böyle bir yepyeni bir gündemle kendimizi baş başa bulur muyuz sorusu da hepimizin kafasında bir soru işareti olarak var. Türkiye'de defalarca IŞİD militanlarıyla ilgili, farklı radikal terör örgütlerinin militanlarıyla ilgili haberler yapıldı. Bazı korkunç terör saldırılarının bir bölümünün işte IŞİD militanlarınca gerçekleştirildiği çok sonra ortaya çıktı. Daha iki gün önce Milli Savunma Bakanlığı Suriye sınırında Türkiye'ye giriş yapmayı deneyen IŞİD militanlarıyla ilgili bir son dakika haberi açıkladı ve bu militanların yakalandığını ifade etti. Ama aslında biliyoruz ki Türkiye'nin resmi belgelerinden Türkiye'de evet IŞİD militanları var. Bir yerlerde yaşıyorlar, bazı işlerde çalışıyorlar. Kimi gruplar tarafından deyim yerindeyse korunup kullanıyorlar. Ve zaman zaman ele geçiriliyorlar ve tahliye ediliyorlar, serbest bırakılıyorlar. Kimileriyle de ilgili çok ciddi yargılama dosyaları devam ediyor. O dosyalardan birini bugün açıyoruz. Ali Mahir Başarır'ın özel bilgileriyle, Halk TV'ye getirdiği özel görüntülerle Türkiye'deki IŞİD gerçeğini kayda geçiriyoruz. İlk videoyu hazırsanız izleyelim. Sevgili kardeşler, bu Şebbiha casusluk yaparken Ahrar Şam tarafından yakalandı ve bana hediye edildi. İnşallah birazdan bu kafiri Allah'ın azabıyla onu tanıştıracağız inşallah. Onlarla savaşın. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizde onlara azap etsin. Bunun karşılığında mümin bir topluluğun kalbini surura erdirsin. İnşallah birazdan bu kafir ve kardeşlerim bu kafir Allah Azze ve Celle bunu azap edecek. Bu kafir tecessüs. Oğlum sabaha kadar tevhid getirsen de gebereceksin. Şimdi arkadaşlar korkudan kelime-i tevhid söylüyor ama biz buna inanmayacağız tabii. Şunu itiraf etti, videosu var. Biz zalim değiliz. Delil ispat olmadan hiç kimseye zarar vermeyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu kafi... Şimdi mesleğimiz maalesef bu tür görüntüleri ham olarak baştan sona izlememizi zorunlu kılan bir meslek. İzledik. Ekranlarınıza getiremeyeceğimiz nitelikte korkunç görüntüler bunlar. İzlediğiniz kişi sesini duyduğunuz son derece temiz Türkçe konuşan iki kişi tarafından katlediliyor. Boynu kesilerek, kafası kesilerek, canlı canlı. Görüntüler var. Yani hakikaten elim ayağım titriyor. Çünkü böyle bir şeyi izleyip de sonra hayata sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmek çok kolay bir şey değil. Dünyanın ne yazık ki birçok coğrafyasında şu anda buna benzer görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Soru şu. Bu Türkçe konuşan kişi ya da kişiler kim? Katledilen kişi kim? Bu cinayet neden işlenmiş? Bu cinayet... Türkiye'de mi işlenmiş? Bu Türkçe konuşan kişiler hangi radikal örgüt ya da örgütlerin militanları? Bu kişiler yakalanmış mı? Bu kişilerle ilgili bir yargılama süreci devam ediyor mu? Soruların yanıtlarını az sonra Ali Mahir Başarır'dan ayrıntılı bir şekilde meseleyi sakince konuşarak ve tüm sorularımızı ve sorularınızı yanıtlamaya çalışarak alacağız. Ama önce bugün IŞİD'le ilgili gene başka bir gelişen haberin de bilgisini vermek istiyorum. Hatırlayacaksınız Ankara Garı saldırısı. Bu saldırıyla ilgili 10 Ekim saldırısıyla ilgili pek çok bulgu, olgu gündeme gelmişti. Pek çok iddia gündeme gelmişti. Bugün anlıyoruz ki IŞİD üyesi Ömer Yetek. Kendisinin fotoğrafını az sonra yönetmenim Güven ekranlarınıza getirecek. Kendisi de ifade ediyor zaten IŞİD üyesi olduğunu. IŞİD üyesi Ömer Yetek'in ifadesi ortaya çıktı. Ömer Yetek ifadesinde IŞİD terör örgütünün Türkiye'deki saldırılarına dair bilgiler vermiş. Polis Yetek'e IŞİD'in
Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast hazırlığı yapıp yapmadığını da sormuş. Yani bu dosyanın içinde de Sedat Peker ismi var. Okuyorum haberi. IŞİD'in Medya Bakanlığı çalışanı Ömer Yetek. IŞİD nasıl bir örgüt? Birazdan Timur Murat Ozan bize anlatacaktır. Medya Bakanlığı ne demek? Ali Mahir Bey'den de dinleyeceğiz. Nasıl bir yapılanması var IŞİD'in? Ankara'daki 10 Ekim davası dosyasına girdi Ömer Yetek'in ifadesi. Yetek ifadesinde IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin önemli bilgiler veriyor. Yetek'in ifadesiyle ortaya çıkan bilgiler şöyle. Saldırıları yapanlar Antepli Cengiz'in ketibesindendi. Ketibe bölük demek IŞİD dilinde. 10 Ekim saldırısını Ebu Zeynep yaptırdı. IŞİD üstlenmedi. 10 Ekim saldırısındaki ikinci bombacı ise Mısırlıydı diyor Ömer Yetek. Demek ki Antep'te Cengiz diye biri var. Bir IŞİD militanı ve onun bir ketibesi var. Yani bir IŞİD bölüğü var. Tamer Arda Şahin, sevgili meslektaşımı kutluyorum. Ankara'da yaptı bu haberi. Onun özel haberi bugün. Polis Yetege, IŞİD'in Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast yapacağı yönündeki istihbaratını da soruyor. İfadeye geçen tutanakta ona da yanıt veriyor Yetek. Ve iki Türk askerinin ne yazık ki yakılarak katledildiği görüntülerde yer alan İlyas Aydın ve Ebu Hanzala Kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Übeyde isimli İsmail Aydın bunlarla ilgili konuşmalar yaptıklarını ve daha sonra Suriye'ye geçtiklerini 2014 yılında da IŞİD'e katıldıklarını anlatıyor. İlyas Aydın'ın ketibe görevi istediğini ancak bu görevin Gaziantep'li Cengiz'e verildiğini söylüyor. Yani Türk askerini katleden o militanlar Antep'te bölük kuracakmış neredeyse. Ömer Yetek bunu anlatıyor ifadesinde. Polisin sorgusunda ifadesi, resmi dosyadaki ifadesi. İkinci bombacının da Mısırlı olduğunu anlatıyor. 10 Ekim Ankara tren garında ve 20 Ağustos Gaziantep düğün saldırılarındaki bombacılardan bahsediyor. Daha çok ayrıntısı var. Sedat Peker'le ilgili bölümü de isterseniz okuyayım. Polis Yetege, IŞİD'in Muğla'nın Bodrum, İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Didim ilçelerine yönelik planları olup olmadığını soruyor. Çünkü belli ki Türk polisi istihbarat almış. IŞİD hücrelerinin Türkiye'de Muğla'nın Bodrum, İzmir'in Çeşme ve Aydın'ın Didim ilçelerine yönelik saldırıları olduğunun istihbaratını almış. Ve bu istihbaratı yakaladığı Ömer Yetek'e soruyor. Ömer Yetek yanıtlıyor. Ercu Bodrum isimli bir kullanıcının, Facebook kullanıcısının paylaşımlarını gösteriyor polis. Ve soruyor. Diyor ki böyle bir bağlantı var mı? O da bunu doğruluyor. Yetek bu Facebook kullanıcısının Ercümen Yetek olduğunu söylüyor. Ben Ercüment'le milletvekiline ve Sedat Peker isimli şahsa eylem yapılması yönünde herhangi bir görüşme yapmadım diyor. Son olarak da Rayna saldırısıyla ilgili sorular geliyor Ömer Yetek'e. Ali Mahir Başarır, Türkiye'de ne oluyor? Az önce izlediğimiz görüntü ne? Bu ifade ne? Aslında bir görüntü daha var. Birazdan onu da izleyeceğiz herhalde. Bilmiyorum, hazır mı verebileceğimiz türden yani bir görüntü. Aslında o da farklı. Onu hazırlıyor arkadaşlarım. Tamam. Peki. O da farklı bir görüntü. O da Türkiye'de bir mahkemede konu olan soruşturma ve kovuşturmaya dönen bir olay. Şimdi şunu söyleyeyim. Sırayla anlatalım lütfen. Tabii. Az önce izlediğimiz görüntü Türkiye'de mi kaydedilmiş? Bir bilginiz var mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Bilmiyorsak bilmiyoruz Hayır. diyebiliriz. Türkiye'de olup olmadığını bilmiyoruz. Emin Bunu mahkemede bilmiyor çünkü oradaki görüntüler... Bu görüntüler mahkemede var zaten şu anda. Şu anda Çağlayan, mahkeme bir mahkeme İstanbul mi? İstanbul Adliyesi 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu soruşturma devam ediyor, bu kovuşturma. Bu var, onu söyleyeyim bir. Şimdi dosya numaralarına ve isimlere girmek istemiyorum. Çünkü mahkeme bununla ilgili ciddi bir araştırma yapıyor, görevini yapıyor. O yüzden mahkemeyi söylüyorum, bunun mahkemede olduğunu, bunun mahkeme tarafından da incelendiğini söyleyeyim ama buradaki sıkıntı şu. Şu infazı yapan kişi nerede görülüyor biliyor musunuz? Hayır. Şurada bahçeli evlerde. Yani kanala herhalde 2 kilometre. Görüntü oradan alınıyor. Sesini duyduğumuz kişi. Evet. Görüntü oradan alınıyor
bu görüntüyle kıyaslanıyor. Evet, bu kişi diyor, bu kafayı kesen bu kişi diyor. Sesini duyduğumuz şimdi, kişi tabii, İstanbul'da alınıyor. Büyük bir ihtimalle bu Türkiye'de değil, sınır dışında. Ama vahim olan şu, orada kıtır kıtır adam kesenler, burada Bakırköy'de, Bahçeliler'de elini kolunu sallayarak aramızda. Türkiye'deki sıkıntı bu. Şimdi şu görüntüyü bir daha izleyebilir miyiz Güven? Güven, şu görüntüyü bir daha izleyelim. Eyvah eyvah. Çok vahim bir şeyden bahsediyor.